yeni bir kare bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Hollandalı otel grubu The Student Hotel, Barcelona'nın Marina bölgesinde öğrencilere özel olarak ilk kampüs alanını açtı. Marina kampüsü 500 odalı, 4 kuleli, 21 bin metrekarelik bir bina. Mekanda yüzme havuzları, oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanlarına dahil olmak üzere sessiz çalışma alanları gibi birçok ortak alan yaratılmış. Mimarlar mekanın iç tasarımında da canlı renklerle Akdeniz havasını taşımışlar. Bina birçok farklı renk, desen ve materyal kullanılarak hazırlanmış. Her köşe, her dekoratif ayrıntı öğrencilerin hayatlarıyla bir uyum içerisinde olması ve onlara ilham vermesi için düşünülmüş. Hintli mimarlık firması Spasm Design, Ahmedabad'da özel bir ev tasarladı. Bu yapı Drangada taşının farklı bir ifadesi diyebiliriz. Bu taş, Ahmedabad'daki eski mimaride çoğunlukla kullanılmış bir taş ve uzun sürede sağlam kalmasıyla ünlü. Hücresel yapılı bu kum taşı içerisinde birbirine bağlı mikroskobik hava boşlukları bulunuyor. Kendi başına bir yalıtım malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu da mimarlara bütün binayı sadece bu taşı kullanarak inşa etme fikrini vermiş. Yapı çok fazla güneş alan bir bölgede olduğu için paneller ve daha opak malzemelerle ışığa karşı filtrelenmiş. Bahçeyle yaşam alanı arasındaki geçişin kesintisiz olmasıyla planlanan ev, havalandırma konusunda da iyi konumlandırılmış duvarlara ve bloklara sahip. Japon mimarlık şirketi Suzuki Mimarlığı'nın tasarladığı bu ev, Shizakyu şehrinin biraz dışarısında bulunan tepelik bir alanda, Nihonjiran'ın eteklerinde yer alıyor. Yapı sahibi tarafından bir iş yeri olarak da kullanılıyor. Mimarların ilk düşündüğü şey, evi bulunduğu bölgeden nasıl ayıracakları ve gerekli gizliliği nasıl yaratacakları olmuş. İlk katta bir dükkan yer alıyor ve evin sahibi burada kıyafet ve birçok farklı ürün satıyor. İkinci kattaki aydınlık ve havadar alansa ev sahibinin annesinin yaşadığı alan. Mimarların amacı hem alt kattaki hem de üst kattaki alanları ayrı ve birlikte var etmeye çalışmak olmuş. Güney Afrikalı mimarlık şirketi Sauta tarafından tasarlanan Double Bay Avustralya'da bulunuyor. Sydney'in kuzeye bakan bir koyunda konumlanmış evin alanı bir parka ve halka açık bir koya açılan limana bitişik. Büyük bir merdivene sahip olan evin üst katında yatak odaları bulunuyor. Evin U şeklindeki planı ve girişin evi iki kanada ayırması bahçeyi göz önüne sermiş. Duvarlar yerine merdivenler yüksekte bulunan mutfağı ve aile yemek odasını diğer alanlardan ayırmış. Bu merdivenler denize doğru konumlandırılmış ve evle yol arasında bir gizlilik yaratılmış. Bahçe normal yer seviyesine göre planlı olarak yükseltilmiş. Böylece sahilden de görünmesi zor bir alan yaratılmış. Evde kullanılan materyaller dikkatle seçilmiş. Binada kullanılan tahtalar, beyaz duvarlar ve yerlerdeki travertenler deniz kenarı hissi yaratmış. Beton duvarlar boyasız olduğu gibi sunulmuş. Yeni bir kare bodurla mimarlıkla buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.